Merhabalar. Anlatacağım konuya bir fıkrayla başlamak istiyorum. Savaş gemisindeki bir gözcü karşıda bir ışık görür ve bunu bildirmek için hızlıca kaptana koşar yukarı kaptan köşküne. Kaptan da karşıda bir ışık var. Biz hızla ışığın üstüne doğru gitmekteyiz. Işık yönünü değiştirmezse çarpışabiliriz. Kaptan ışığa anons yapar. 20 derecede 20 derece sağ kır rotanı yoksa çarpışacağız. Işıktan haberi yanıt gelir hemen. Siz de rotanızı 20 derece değiştirin. Kaptan sinirlenir. Ben de 20 yıllık kaptanım ve der bu bir savaş gemisi. Çarpışmak üzereyiz. Çabuk rotanızı değiştirin. Karşıdaki ışık. Ben bir deniz feneriyim. 200 yıllık deniz feneriyim. Siz rotanızı değiştirmezseniz karaya oturmak üzeresiniz. Gelip kayalıklara çarpacaksınız. Rotanızı değiştirin. Şimdi bu fıkradan konuya geçiyorum. Biliyorsunuz Türkiye ekonomisinde heterodoks dedik. Epistemolojik ruh yapısı dedik. Global düşündük. Total aldık. Nas dedik. Bunların heterodoksunu ve epistemolojik ekonomi ruhunun içerisinde nasıl da kattık. Ne olduğunu ne ben anladım ne halk anladı ne de Mısır'daki Sağır Sultan anladı falan. Zaten o Sağır anlamaz. O bir türlü anlamaz da. Sonuçta seçimler oldu bitti. Halk da inandı buna. Yani bizde şöyle bir şey vardır. İnançlarımız, alışkanlıklarımız ve farkındalıklarımız farklı farklı şeylerdir. Farkında oluruz. Alışkanlığımız var deriz. Alışkanlığımıza da bir geçer. Ya inançlarımız da böyle der. Lafı kısadan kesmeye çalışırız. Şimdi ekonominin gidişatında işte bunların hepsini epistemolojik ruhu, nası ve heterodoksu aldık. Topladık üst üste. Global düşündük. Total aldık. Sonuç sıfır. Bir baktık ki bu iş böyle gitmiyor. Meğer biz savaş gemisiyiz, iyi kaptanız falan diye diye deniz fenerindeki ışığa bindirmek üzereyiz. Seçimler bitti. Daha sonra çağırdık dışarıdan halkın tasvip etmediği. Aslında giderken de kendisinin de kovduğu. Bunlar işte Türkiye'yi sömürüyor. Bunlar bizi mahvettiler falan filan dedi. Bir ekibi tekrar getirdi. O da rica minnet. Lütfen ne olursunuz biz batıyor, yanıyor. Onlar biz gelmek diyorlar. Yok Allah'ınızı severseniz falan getirdiler. Ekonominin başına oturttular. Faizleri 9'dan 45'e çıkarttılar. 5-9 45. 5 katı mı artmış oluyor? 5-9 45. Evet 5 katı artırdık. Şimdi güya ekonomi rayına girecek. Güya heterodoks şeyden ekonomik yapısından normal ekonomik yapıya geçeceğiz. Yani herkesin anlayabileceği, herkesin genel olarak şey diyeceği, ne dünya çapında kabul görmüş ekonomik sistemlere geçeceğiz. Adı işte neoklasik olsun, yok işte neokapitalizm olsun, marjinalizm şey olsun, işte ne olursa olsun falan ona geçeceğiz. Ama bir türlü geçemiyoruz. Bir türlü geçemiyoruz. Ben bir konuşmamda da söyledim. Bize okulda şey öğretmişlerdi. Bir ekonomide, bir ülkede sermaye yani para, teknoloji, yatırım araçları falan bir de ucuz emek var mı o ülke kalkınır demişlerdi. Orada esas işin püf noktası demokrasiyi, hukuk sistemini söylemediler hiç. Bize bugüne kadar okutulmadı. Daha sonra işte Daran Acemoğlu falan gibi ekonomistler çıktılar da bunun üzerine kitaplar yazdılar. Dünyadaki hukuk olmadan, demokrasi olmadan diğer üçünün de fazlaca olduğu ülkelerin neden kalkınamadıklarını anlattılar. Biz daha hala bunlara inanmıyoruz. Yani biz daha hala un var, su var, işte şeker var, helva yapmaya çalışıyoruz. Kardeşim bunun içinde iyi fırın lazım, usta lazım. Ondan sonra bir ruh lazım, sevgi lazım falan. Bunları bir tarafa bıraktık. Daha hala kalkınmanın yollarını arıyoruz. Diyoruz ki dışarıdaki adama, işte bize adam diyor ki mesela bize gelin dediklerimize,
E sen de demokrasi yok. Var kardeşim. Demokrasi olmaz olur mu? Bizde sapına kadar sonsuz demokrasi var. Hani nerede? Sen vak diyeni içeri atıyorsun. Kalk diyenin gırtlağını kesiyorsun. Ondan sonra istediğin adamın malına çöküyorsun. İstemediğin adamı da yurt dışına kafasını kesip ya da yurt dışına kovuyorsun. Beş kuruş etmeyen adamları da ihya ediyorsun. Bu mu yani demokrasi anlayışın bu mu? Velhasıl biz doğru düzgün üretemiyoruz. Neden? Çünkü biraz kaba gidecek belki ama besleme toplum haline geldik. Ve bunu bir şey zannetmeye başladık. Ya besleme toplum olmaktan utanacağımız yerde bazıları bunu gurur kaynağıymış gibi açıklıyorlar. Biz 13-15 milyon insana bakıyoruz. E yuh yani 15 milyon insana bakılır mı ya? 80 milyonun ülkede dörtte birine bakıyorsun öyle mi yani? Nasıl bu insanların durumu nasıl? Yapısı nasıl? Yani genç mi? Yaşlı mı? Sağlık durumları nasıl? Bunları da açıkla bari de gerçekten aciz durumdalar mı? Bakılabilecek durumdalar mı? Yoksa sen devlet bütçesinden bunlara sırf oy kaygılarıyla mı para veriyorsun? Yoksa başka bir davranış şeklin mi var? Yani ne amaçla bunlara para verdiğin belli değil. Bunun içinde ne kadarı Suriyeli, ne kadarı başka uyruklu. Gene tekrar ediyorum. Besleme bir toplumla vasıfsız yani herhangi bir mesleği olmayan insan kitleleriyle bu iş yürümezdi. Demek ki sacın öbür üçün ayağından biri daha çöktü. Yani ekonomide dedik ya emek, sermaye ve teknolojiden emek de çöktü. Neden? Kaliteli emek yok. Artık dünya bir tarafa gidiyor. Eskiden sapta samanda, harmanda, toprakta çalıştırdığın insanlar bir işe yaramıyor artık. Vasıflı insan istiyor dünya. Emek de çöktüğüne göre dörtlü sayca yani ikisi çöktü. İki tane ayağının da masa durmuyor maalesef. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Yani bu işler biraz biz deniz fenerine doğru gidiyoruz. Kendimizi kaptan zannedip altımızdakini de savaş gemisi zannediyoruz ama kayalıklara çarpmak üzere karşımızdaki deniz feneri bile ikaz ediyor bizi. Ben deniz feneriyim. 200 yıllık rotanızı değiştirin yoksa bindireceksiniz diye. Hoşça kalın.